Arkadaşlar videonun sonunda son bir tane form ekleyeceğim ama bu videoyu ayrı bir video olarak da atacağım. Biliyorsunuz ben ara ara formumu size paylaşıyorum. Yarışa az kaldı. Yine bir form yapalım. En son bir hafta önce atmıştım sanırım. Güzel gidiyor. Her şey yolunda bu arada. Şu anda Mustafa Hoca çekiyor. Bir antrenman videosu çektik omuz. Enerjim hiç kalmadı ama yine size bir form videosu çekeyim dedim. Ya lütfen şey yapmayın, yanlış anlamayın. Normalde enerjim falan tabii ki ama öyle bir antrenman yaptık ki. Zaten Mustafa Hoca ile yaptığım antrenmanı izlerseniz hemen birkaç video geride. Onu izlerseniz hangi videodan sonra bu videoyu çektiğimi anlarsınız, bana hak verirsiniz. Biraz önce verdiğim yani şu sırtın doluluğunu gösteren, şimdi vereceğim olan sırtın genişliğini gösteren poz. Yani bunu görüyorsunuz illaki pozları ama hangisinin ne işe yaradığını çok fazla bilmiyor olabilirsiniz. Yani aklınıza gelmiş olabilir, hatırlatayım. Bilin, bilin, her şeyi bilin. Ufak büyük her şeyi bilin. Bunlar bodybuilding pozları ama oldum olası sevmedim bunları. Çünkü gerçekten adamları çirkin gösteriyor. Bizim pozlar belli baba, atlet fizik. Sonra sırta geçiş falan filan. Bir formumu göstereyim dedim, gayet memnunum şu an yani gidişattan. Her şey yolunda. Başka ne göstereyim ben? Aa, bacak bacak! Benim bacağımı çok soruyorlar, diyorlar senin bacağın yok mu? Niye böyle? Var, sizce yok mu? He? Kalfın yok diyorlar ha? Nasıl yok? Bence siz körsünüz. Mami iki adım geri gidersen 10 numara, tamam. Şeyde böyle yapıyorlar ya podyumda. Bodyciler çıkıyorlar. Böyle geliyorlar. Aaa geliyorlar. Şöyle diyorlar ya. Küp bir koyuyorlar. Tarak tarak. Mami kalk göstersene. Bu şekilde gösterebilirim kalfa. Dostlarım, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yarışa çok az kaldı. Peace. Ah. İbrahim, bir formunu görmeyelim mi? Göstereceğim zaten. Şimdi gösterecektim. Tam zamanında dedi. Huh. Biliyorsunuz bu arada yarışmaya az kaldı. Yarışmaya az kaldı biliyorsunuz. Ne kadar kaldı? 50 gün falan mı kaldı? Ne kadar 50 gün falan kaldı değil mi? Mami tam 6 hafta kaldı. Aynen 45-50 gün. Omuzlar canlar. Ah! Kram girdi. Halbuki bugün daha bak şu anda saat kaç saat? Öğleden sonra 4-5 falan 3 tane soda içtim. Ah ama ah. Dur bir tane güzel bir poz vereceğim. Ah.
Tabii. Bir şey diyeceğim lan sana. Karnımı da merak ediyorum. Oğlum bir şey diyeceğim sana. Şu omuzlarına dışarıdan ekstra bir et met mi yapıyorsun? Ne yaptın? Omuzlarımı çok çok soruyorlar. Diyorlar nasıl yaptın? Yani tabii önce şunu söyleyeyim. Dokunabilir miyim? Dokunabilir miyim? Arkadaşlar sizin yerinizde şurada bir ben var. Ona değiştirin şimdi. Şey diyeceğim. Aslında bu sporun biliyorsunuz yani aslında en büyük özelliği genetik yani. Genetiğinizi nasılsa aslında onun üzerinize koyuyorsunuz. Tabii ufak problemler varsa mesela benim göğsümün küçük olması gibi. Tabii ben geliştirdim artık, bayağı toparladım. Mesela onun üzerine yönelik yaparak göğsümü biraz toparladım ama bazılarının genetiği çok kötü. Mesela kanadı olmuyor çocuğun. Çocuğun kanadı yok, dümdüz. Onu çıkartmak çok zor oluyor mesela. Evet. İşte benim de çok teşekkür ediyorum. iyi yaratmış yani. Onun üzerine koydum ben de. Kesinlikle. Bence şöyle bir meditasyon cümlesi... Ooo, vizeye bak. Şöyle bir meditasyon cümlesi kurabilirsin seni sevenlerine. Mami, çok iyi define oluyor. Kaza geldim lan, kaza geldim. Ya şimdi şöyle çocuklar var. Dostlarımızın arasında. Konuşamıyorum çünkü kilitlendim. Güzel. Oh. Evet dostum, bir şey söylüyorum. Dostlarımızın arasında şu tip arkadaşlar var. Hani sende olanı istiyor ama kendisinde var. Haydi poz vermiyoruz, nabzı hızlandırıyoruz. Yok abi, şuna bak ya. Şey yapmıyorum, ısınmayacağım. Arkadaşlar böyle ısınmıyoruz biliyorsun. Böyle ısınmıyoruz.